Boğaziçi'nde özel bir Türk okulunda öğretmenlik yapan Orhan Şakir, fakir olduğu için yatılı okulda okuyan Tahsin'in attığı taşla yaralanan Cemil'i evine götürür. Cemil zengin çocuğudur ve yalıda oturmaktadır. Orhan, çocuğun annesi Samiye Hanım'a, Cemil'in Tahsin'e eşek Türk dediği için kavga ettiklerini, kavga sırasında Tahsin'in oğlunu taşla yaraladığını söyler. Bunun üzerine Samiye Hanım, olanlardan Orhan'ı sorumlu tutar ve oğlunun tahsine eşek Türk demesini de haklı bulur. Meseleden dolayı yılda kısa bir süre bulunan Orhan, burada Vedia isminde güzel bir kızla karşılaşır. Tahsin'in neden olduğu olay, Orhan'ın okuldaki durumunu da sarsar ve o Tahsin'in okuldan atılmamasına karşılık buradan ayrılır. Parasızlıktan dolayı sıkıntılı günler geçirir. Hatta kömürsüz ve aç kaldığı köhne evinde donma tehlikesi atlatır. Onu bu durumdan arkadaşı Necati kurtarır. Necati'nin yardımıyla bir başka okulda derse giren Orhan durumunu nispeten düzeltir. Bir ara yine Necati'nin aracılığıyla Marksist bir kişi olan Süleyman'la tanışır. Kendisi gibi Marksizme eğimli olan bu adama karşı ilk zamanlar sempati besleyen Orhan, Necati'nin telkinleriyle Süleyman'dan soğur. Orhan, Necati ile beraber Beyoğlu'nda bulunduğu bir günde daha önce yılda gördüğü Vedia ile karşılaşır. Vedia, Orhan'ı Yalı'ya davet eder. Daveti kabul eden Orhan daha sonra yalıya gider. Öncekinin tersine burada iyi bir hava ile karşılaşır. Hatta Sami Hanım'la Vediye onun Cemil yüzünden okuldan ayrılmasına üzüldüklerini söylerler. İzleyen günlerde yıldaki toplantılara da katılan Orhan, Vediye ile ilişkisini ilerletir. Ancak Orhan'la beraber yalının itibarlı konuklarından Rüştü de Vediya'ya ilgi duymaktadır. Vediya bir süre bu iki kişiden hangisini seçeceği konusunda tereddüt yaşar. Samiye Hanım da Vediya'nın yüksek tabakadan biriyle evlenmesini istemektedir. Bunun içindir ki o Vediya'ya Rüştü'yü uygun görmektedir. Ancak Vediya'nın eğilimi az da olsa Orhan'dan yanadır. Ne var ki Orhan'ın rüştiye kıyasla fakir olması vediayı düşündürmektedir. Bir ara miras meselesi dolayısıyla Elazığ'a giden Orhan, oradan zengin biri olarak döner. Buna rağmen Samiye Hanım, Orhan vedia evliliğine ısrarla karşı çıkar. Bir gün Samiye Hanım'la tartışan Vediye, evden ayrılır, ve bu ayrılış sırasında rahatsızlık geçirdiği için de hastaneye kaldırılır. Menenjit, tüberküloz teşhisiyle tedavi altına alınır. Bunu haber alan Orhan, hastaneye gelir. Hastanede bulunduğu sırada Vediyar'ın hatıra defterini okuyan Orhan, onun kendisiyle ilgili duygularını öğrenir. Olayın verdiği yorgunluk ve gerilim sonucunda Kalp krizi geçiren Orhan, ölecek zannedilen Vedia'nın iyileştiğini göremeden ölür.